Herkese tekrardan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, ne haber? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Neler ediyorsunuz? Hiç konuşmuyoruz ya. Hep her videomda söylüyorum size. Yoruma yazın, muhabbet edelim diye kimse. Herkes söylüyor ya, Suna işimiz gücümüz yok. Seninle muhabbet mi edeceğiz? Aşk olsun. Şu üstümdeki direkt ifademin değişmesi. Şu üstümdeki tatlışına bakın. Bu koyu. Bu da Tasmanya canavarı. Çok tatlı. Neyse. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Bugün uzun zamandır böyle benden istenen ama asla çekmediğim bir videoyu yapıyoruz. Yani popo. Popo dikleştirme egzersizleri yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Bu egzersizimiz Lil Sabri'nin 5 günlük bir challenge'ı. Nasıl ama şöyle. Her günün videosu farklı. Yani zaten açıklamalara koyacağım. 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün, 5. gün diye. Oradan her günün videosu farklı ve 5 gün sonunda da bakacağız. Neler değişmiş, neler olmuş hep beraber göreceğiz zaten. Güzel bir egzersiz. Lil'e olan aşkım. Zaten Lil kalp ben. Çok iyi bir sonuç olacağına eminim. Gerçekten Lil Sabri yaparken hiç korkmuyorum ve olup olmayacak diye hiç düşünmüyorum. Çünkü oluyor. Şu zamana kadar Lil Sabri deneyip de olmayan hiçbir videom yok. Ama başka insanlarda çok çıkıyor. Yani siz zaten birkaç videosunu deneyip de olmadıysa bir daha onun, o kişinin diğer egzersizlerini yapmıyorum. Aslında denemek lazım ama biliyorum hani bir yere varamayacağım. O yüzden boşuna kendimi yormak istemiyorum diyebiliriz. Haklı olarak. Şimdi ölçümlerimize hemen bakacağız. Bu arada bak söylemeyi unuttum. Instagram grubumuza gelmek isteyen herkesi bekliyorum. Şuraya bak kalbimin içine Instagram adresimi bırakıyorum. Bana oradan DM'den yazabilirsiniz. Ben sizi gruba alırım. Orada muhabbet ederiz. Bu arada saçlarımı böyle farklı bir model çalıştım. Abim birazcık keko modeli dedi. Birazcık şey zamanının emo. Emocuları vardı ya böyle. Şöyle. Birazcık onlara benzemiş miyim yoksa güzel mi olmuş? Ne bileyim. Bir farklılık istedi canım ya. Uf. Saçım boyum yetmiyor. Daha fazlasını istiyorum. Evet, lafı çok uzattım. Şimdi gidelim ölçümüze falan bakalım. Sonra egzersizimize başlayalım. Hadi gelin. Gidiyoruz. Başlıyoruz. Evet, şimdi hızlıca bir ölçümümüzü yapalım. Sonra da egzersizimize başlayalım. İlk olarak bu şekilde kalçamı ölçüyorum ve gördüğünüz gibi 109 çıktı. Şimdi hemen kalçamın hemen alt çizgisini ölçeceğim. Hemen ona da bakıyoruz. Orası da 104 çıktı. Gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde. Videonun sonunda zaten bakacağız. Bir değişiklik olacak mı? Tamamen dikleştirmeye yönelik bir egzersiz. Yani büyütme gibi değil demeyeyim. Genişletme gibi zaten asla değil. Daha kalkık. Yani dikleştirmek zaten çok açık bir cümleydi zaten de. Neden böyle bir ayrıntı verdim bilmiyorum. Yani daha kalkık bir görüntü olması açısından. Daha toparlı, şöyle diyeyim. Daha toplu, derli toplu. Aynen bak bu tam mantıklı oldu. Derli toplu olması açısından, daha sıkı olması açısından bir egzersiz. Güzel bir egzersiz, basit bir egzersiz. 10 dakikalık bir egzersiz. Yani 5 günün 5'inde de 10'ar dakikalık bir egzersiz. O yüzden hepiniz yapıyorsunuz. Tamam? Hepimiz yapıyoruz. Yapıyoruz, yapıyoruz. Evet, egzersizi bitirdim. İlk gün bu kadar yorulmamıştım. İlk günkü egzersizde bugünkünü bayağı terledim. Bayağı yandı bacaklarım, kalçam falan bayağı bir yandım. Ama sıkıntı yok. Ama gerçekten terledim. İlk günkü bu kadar zor değildi yani. Zor değil aslında ama yorucu, terliyor. Bir de bu ayağımda hala bu lastikler yaptığımız için sıkı oluyor. Bu lastikler bu arada çok rahatlıkla bulabileceğiniz şeyler. A101'e bime de geliyor sürekli yani. 3 tanesi 15-20 lira bir şey. Onu rahatlıkla bulursunuz. Bulamazsanız da başka bir şey bağlarsınız. Sıkıntı yok yani. Bugün de böyle geçmiş oldu. Dördüncü günden herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere donuyorum.
biraz abarttım herhalde. Bu üşüme için bayağı kalın bir, kapkalın içi şeyli bir sivit var. Üstümde altımda haşortman var, böyle içi yünlü. Biraz fazla abarttım galiba. Şey yaptım, tam kapanmaya girdim. Neyse. Ne haber? Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor? Spor devam ediyor ama bugün geldik biz 4. günümüze. Yarın son günümüz, biraz heyecanlı bir bekleyiş sardı. Bir fark olacağına eminim ben. Bence bir fark göreceğiz. Bugün 4. günümüz. Biliyorsunuz her gün farklı bir video yapıyoruz. Aslında genel olarak egzersizler az çok aynı. Yani aynı olanlar da var. Birkaç farklılık da var ama çoğunun şeyi aynı. Temelimiz aynı yani. Bugün de işte 4. günümüz yapacağız. Yarın yapacağız. Sonra bakacağız. Sizin kaçıncı gün şu an? Beraber mi ilerliyoruz? Yani 4. günde misiniz? Yoksa bu videoyu izlediniz ve o kadar mı? Yani yapmadınız, sadece izlediniz mi? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Böyle çok konuşup size şey yapmak istemiyorum ama ben diyet yapmıyorum. Çok uzun zamandır yapmıyorum. Şuradaki havluyu görmezden gelin ne olur ya. Vallahi hep unutuyorum onu orada. Her gün saçımı yıkadığım için, benim saçlarım çok yağlı olduğu için havlu sürekli orada. Lütfen onu siz yok sayın ya da bu odayla bütünleştirin onu. Sürekli kullanıldığı için o hep orada duruyor. Boşverin onu. Neyse şöyle bir. Neyse ben hiç, biliyorsunuz çoğunuzda, hatta her yorumlar, her videomun yorumlarında var kaç kilosun muhabbeti dönüyor. Hiçbirine de zayıfladım yazamıyorum. Neyse ben diyet yapmıyorum. Yediklerime dikkat etmiyorum. Hatta şu an bu videoya başlamadan önce Nesquik'li sütümü içtim. Yanına çikolatamı yedim. Cipsimi yedim. Biz Nesquik'le değil, sonrasında yani. Yedim. Yani diyet yapmıyorum, şey yapmıyorum. Yapmam lazım biliyorum ama şu an o enerjide hissetmiyorum kendimi. O yüzden yapmıyorum ama siz de fark ediyorsunuzdur ki vücudumdaki değişikliği. Kilom değişmiyor, tartıdaki rakam değişmiyor ama vücut görüntüm değişiyor. Farkındasınız değil mi? Neye borçluyuz bunu? Egzersizlere. Yani siz de yapabilirsiniz, yani motive edebilirsiniz kendinizi. Ben diyorum hani benimle birlikte yapabilirsiniz ya da mesela ben hani bu video çektiğim için biraz kendimi motive ediyorum. Evet, belki bu kadar şey yapmasam, hani uğraşmasam belki aman falan derim ama şimdi böyle kendimde bir sorumluluk hissediyorum. İşte yapman gerekiyorsun falan diyorum. Size de öyle bir durum varsa gelin Instagram grubumuza katılın. Her gün yaptığınız videoları atabilirsiniz, videolarınızı paylaşabilirsiniz. Hep beraber bakarız, inceleriz, konuşuruz. Yani eğer öyle motive olacaksanız gelin yaparken kendiniz videonuzu çekin, atın. Yani isterseniz şöyle bir şey de yapabiliriz. Bak şu an geldi aklıma. Yani benim bu videolarımda sizin yaptığınız egzersizleri de paylaşabilirim. Ne dersiniz? Yani isterseniz tabii ki, hani videonuzun yaptığınız şeyiniz ya da kendinizi göstermek isterseniz, yani görünmek isterseniz koyarım. Hani birkaç böyle videolarınızdan koyarım yani, isterseniz tabii. Şu an aklıma geldi, çok heyecanlı. Yani atabilirsiniz. Atabilirsiniz, sıkıntı yok. Neyse, uzatmıyorum daha fazla. Gidiyoruz, egzersiz yapıyoruz. Yine uyuyacağım sonra. Bu aralar böyle çok enerjisizim, farkındayım. Çünkü yoğun. Ve yoruluyorum ve uyumak istiyorum sürekli. O yüzden neyse. Sizin şimdi bunu şey düşürmemize gerek yok. Enerji düşürmemize gerek yok. Gidelim şimdi hemen egzersizimizi yapalım. O zaman keyfimize bakalım. Hadi bakalım. Evet, geldik son güne. Bugün 5. günümüz. Yani son egzersizimizi yapacağız. Şu kafamdaki ata bakmayın. Bir anda belirdi, o çıktı oradan. Bugün son günümüz, son egzersizimiz. Biliyorsunuz her gün farklı bir video yapıyoruz. Zaten videonun başından beri söylüyorum. Genel olarak aynı tarzda egzersizler var ama farklı videolar olduğu için Lili ne diyorsa okeyiz biz. Lili'ye uyuyoruz. Yani bugün son egzersizimizi yapacağız ve yarın duruma bakacağız. Neler değişmiş bakacağız. Bence bir şeyler değişti.
diye düşünüyorum. Sanki görünüşte öyle gibime geliyor da psikolojik olarak etkiliyorum kendimi. Öyle de olabilir. Ama bence öyle gibi tabii ki böyle long diye bir şey değişmedi böyle. Büyü değil yani. Habala hubala hub falan değil ama yine de bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Neyse şimdi gidip egzersizimizi yapalım ama. Şimdi şöyle, yani şu an üstümdeki kombinime lütfen gülmeyin. Çünkü birazcık şey şu an tarzım. Yalan diyen zerrin tarzım şu an birazcık. O yüzden lütfen gülmeyin, tamam mı? Yani ne var? Bu diğer taytlarım şeydeydi, kirlideydi ve bu taytımı giydim. Bu taytım da benim değildi ama bana geldi. Ben de giydim yani. Sonuçta biraz zerrin taytı gibi. Böyle kombinim birazcık zerrin gibi ama gülmeyin. Ya da gülün. Ama dalga geçmeyin. O yüzden hemen ilerisi başlayalım. Size kombinimi görüyorum. Çok heyecanlı. Hazır mısınız? Çok komik. Bakın bakın. Tam bir zerrin kombini, bayağı leoparlı falan. Üstünde de Adidas eşofman liseden. Ki gerçekten liseden kalma. Spora hazırız. Hadi başlayalım, yine lastik. Evet, herkese tekrardan selam. Of, sürekli her gün açılış yapıyorum. Saçlarımı boyadım. Ellerime bakın. Pes pembe oldu. Bak şuradan ve şu altlardan boyadık. Bence tatlı oldu, yine arkadaşlarımla yaptık. Mavi boyamız yoktu, pembe boyamız vardı. Onlarla yaptık ve her yerim boya şu an. Şuralarım falan, yüzümde de vardı. Asetonla biraz çıkarmaya çalıştım. Tam çıkmadı ama birazcık çıktı. Neyse işte onlarla uğraştım birazcık. Şimdi de hemen sonuca bakacağız. Yani bugün 6. gün. Yani şöyle egzersiz bitti. Bugün kontrol etme günümüz. Bu arada bundan önceki videoma Lena sınavının videosunu yapmıştı ve memnun kalmıştık hatırlarsanız. Kendisi yorum atmış videoma. O kadar mutlu oldum ki gerçekten. Yani gerçekten çok mutlu oldum. Bir anda görünce şok oldum. Yani sayfasında falan paylaşmış. Ve yorum atmış. Çok teşekkür ederim. Çok utanıyorum böyle şeyler olunca. Neyse. Çok mutlu oldum gerçekten. Çok sevindim. Aşırı sevindim. Ve birkaç videosunu daha denemek istiyorum açıkçası. Çünkü çok ümitsizce başladığım bir videoydu. Ve çok olumlu ayrıldığımız bir videoydu. Yine birkaç videosunu daha deneyeceğim. Neyse şimdi gelelim kendi videomuza. Evet şimdi biliyorsunuz egzersizimiz bitti. Her gün farklı videomuzu yaptık. Şimdi artık sonuçlara bakmamız zamanı geldi. Size görüntüsünü göstereceğim. Ölçülerimize bakacağız. Sonra da videomuzu kapatacağız. Ve bir sonraki videoda görüşeceğiz. Şimdi hemen gidelim ölçülerimize bakalım. Ve farkı görelim. Evet, şimdi hemen hızlı bir şekilde ölçümümüzü yapıyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. İlk ölçtüğümde 109'du. Şu an 110 çıktı. 1 santimlik bir fark var. Bence 5 gün için gayet ideal. Tam kalçamın altını ölçüyorum. Orası da 104'tü. Yine 104. Sıkıntı yok bence böyle olmasında. Görüntü olarak bir fark olduğunu düşünüyorum. Yine takdiri size bırakıyorum. İki tarafta görüyorsunuz. Bu arada orada karnım içime çekiyorum. Herhangi bir ekstra bir şey yapmadım. Ona tekrardan bakabilirsiniz. Neyse. Bir videomuzdan daha olumlu bir şekilde ayrıldık. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.